Şimdi oyun rengi derken ben İyi Partiliyim. MHP'den İyi Parti'ye geçen şeyler. Buranın MHP'nin kurucu üyelerindenim yani. Ağır toplarından İyi Parti'ye geçtim. Şimdi yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben sana soruyorum. 16 senedir bu insanlar hepsi göre şeyde değil mi? Hükümetler. Ne verdiler bize? İnsanlar bak bir şarkı var biliyor musun hani yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Doğru değil mi? Böyle bir şarkı şimdi şey oldu. Gerçek mi oldu? Gerçek oldu yani. Yiğit muhtaç oldu kuru soğana. Görmüyor musun abicim yani? Doğru mu? Halen yani insanlardan gelip oy istiyorlar. Ya ne istiyorsun arkadaş yani? Ne yapacak? Şimdi ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Yani 16 senede sen bu memlekete ne verdin arkadaş? İnsanlara ne verdiniz yani? Doğru mu kardeşim? Şimdi sen şey demiyorsun, tarafsız oluyorsun da. İnsanlar tedirgin. İnsanlar aç. İnsanlar parasız. Hiç kimse mutlu değil. Herkesin suratı şey değil. Herkes kredi kartlı borçlu. Herkesin borcu var, harcı var. Anlatabildim mi? Yani bırak onu. Eskiden bir Rusya'yla aramız biraz serindi. Bir Yunanistan'dan aramız bozuktu. Şimdi dünya devletlerinden herkesin aramız bozuk. Biz iyiyiz, herkes kötü mü yani? Bilmiyorum. İşte siz söyleyin. Herkes sorun işte. Ekonomi ortada. Herkes kredi kartından bir şey, herkes birbirinden bu borç alıyor, birbirinden var çalıyor şey diyor. Ortam bu. Eğer böyle devam ederse 2 ay sonra, 1,5 ay sonra görürsünüz. Allah inşallah olmaz. İş savaş çıkar kardeşim. Millet başladı artık birbirini de iş adamları İstanbul çek, herkes icralık. Herkes çekten senetten bütün millet birbirinden borç alıyor, birbirini dolandırıyor. Arkadaş arkadaşı dolandırıyor. Yani artık ne söyleyeyim yani? Ne söyleyeyim yani? Oyumun rengi ne olacak yani? Söyleyin abi. Artık kim var yani? 16 senedir bu insanlar ne verdiler memlekete? Şey olmadı diyoruz yani. Ya ne de işte soruyorum. Şimdi bir de insanlardan oy istiyorlar. Ne yüzden oy istiyorsun? Yani 16 senedir ne yaptın ki ne oy istiyorsun? Ne yaptılar abicim? Söyleyin. Ne diyeceksin yani? Şey yani ne diyeceksin? Şey mi aldık yani? Hatırlıyor bir eskiden derler enkaz devraldık. Öyle değil mi? Demiyorlar bile enkaz devraldık. Televizyonlarda seyrediyorum. Ben vatandaşım olarak. Hayır. Ezan okunurken ezana hakaret ediyorlar. Kime oy vereceğiz? Ya onu söylüyorum yani. Ezan okunuyor. Islık çalıyorlar. Tövbe aşağı küfür ediyorlar. Ondan sonra geleceksin bunlara oy mu vereceksin? Kime vereceğiz? Allah aşkına biz bu memleketin insanıyız ya. Şimdi verdikleri ne oldu? Hangisi? Verdikleri ne oldu? Verdik 15. Bizim dış güçlerden şeyimiz yok ki. Ezanın ezanın aracı artık insanların şeyinden dalga geçiyorlar. Verin diyorlar oyunuzu bize. Siz cennete gideceksiniz. Doğru mu değil mi yani? Böyle verin, oy mu isteniyor? Yani ha, verin. Bu memlekete hiçbir şey yapılmadı mı? Allah aşkına. Onu da geç. Yani bak. Oy verirsem cennete vermesin. Pardon. Bu olur mu memlekette? Ben akşam televizyonda seyrediyorum yemin ediyorum. Müsaade et. Bunlar nasıl bir insan ya? Müsaade. Bunlar Allah'ıma şey her şeye bunlar şey yapıyor müdahale ediyor ya. Ya onlar da gel. Onlar ya. Olur mu ya? Bir de girince sen şimdi onlar geç. Onlar geç. Bir şey söyleyeceğim bak. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Ezan okunurken bir hakaret edilir mi gördün? Ya ezanı geç. Ya bir dakika sen. Şimdi bak bu memleketten Demirel geldi geçti. Bu memleketten bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Bu memleketten Demirel geldi geçti. Ecevit geldi geçti. Erbakan geldi geçti. Ne bileyim Türkes gelip geçti. Hiçbir lider birbirlerinin arasında birbirlerine en ufak böyle kırıcı, şerefsiz, namussuz diye bir hitap ettiler mi? Hiçbir lider birbirine böyle bir kırıcı kelime kullandı mı? Yakmış abi. Kullandı mı? Soruyorum kardeşim hepinize soruyorum. Herkes birbirine nezaket icabında. Bunlar abicim bunlara oy verirsen, iyisin vermezsen teröristsin. Doğru mudur? Türkiye'yi ikiye böldüler abici. İkileştirdiler. Bu kadar. Şimdi bu ezan olayı yandaş kanallarda çok fazla dillendirilip bir algı yaratılmak isteniyor. Aslında oradaki olay farklıydı ama farklı bir şekilde yansıtıldı. Orada zaten onlar protesto ediliyordu, ıslıklar çalınıyordu. O arada ezan okundu. Doğal olarak bunlar sesini duymadılar. Yani o ezana yapılan bir tepki değildi. Peki buna tepki göstermelerini yine normal karşılıyorum ama yani Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın parti mensupları
Onları değerli Cumhurbaşkanımızı şey yaptılar. Yani neredeyse Hazreti Muhammed'le aynı safa koydular. Kimsenin buna tepkisi olmadı. Kur'an-ı Kerim'i pasta yapıp kestiler. Kimsenin buna tepkisi olmadı. Yani bunları da konuşmak lazım. Teşekkür ederim. Memlekete çok faydası olmuştur. Allah başımızdan eksik etmesin. Onu söylüyorum sana. Ama bizim düşmanımız dış güçler. Hiçbir zaman kalkınmamızı istemiyorlar abi. Yani şimdi dış güçlere Suriye olsun, şu Amerika ya, olsun. Patatesin dış güçten ne alakası var ya? Neyse dış güçten. Her şeyi dış güce atıyorsun ya. Bu memleket dış güçten mi idare ediyor? Sen idare ediyorsun ya. Neden onları idare ediyor? Şimdi ya, karışabiliyor muydu? Şimdi neler yapmaya kalktı? Bir şey söylemek lazım. Türkiye coğrafi konum olarak evet dış güçlerin hedefinde olan bir ülke. Bunu herkes biliyor. Ama biz bunu sürekli dış güçler diye dillendirmek bize hiçbir şey kazandırmaz. Biz dış güçlere karşı öyle bir sistemimiz olacak ki onları içinde barındırmayacağız. Yani bizim eğitim sistemimiz çok iyi olsa, hukuk sistemimiz daha şeffaf olsa ya da ne bileyim yargı bağımsız olsa emin olun dış güçler burada barınamaz. Ama önümüzü kimse kesmiyor. Yani senin Türkiye'de düzenli okullar açmanı dış güçler etkileyebilir mi? Etkileyemez. Her şey açılıyor ya. Bu memlekete bu zamana kadar ne yapıldı ya? Yani bir görün, Allah var yukarıda ya. Şimdi yapılanları kimse inkar etmiyor. Yapılanlar güzel şeyler yapılıyorsa başımızın üstüne, ama bunun yanında bakıyorsunuz. Ben şantiyede evime ekmek getiriyorum. İlk defa bu hale geldik. İş yok, güç yok. Gidin bulabilir, emekliyim, cebimde para yok ya, çay parası yok. Kimse Kur'an'a ezene bir şey diyemez. Kur'an'ı ezen biz hepimizindir. Ben sol görüşlüyüm, Kur'an evimde var, asili. Gelin kardeşim, ben camiye de gidiyorum. Öyle bir şey yok. Bu seçim zamanı bu programlar olmasın. Biz hepimiz kardeşiz. Neredeyse biz birbirimize uzak duracağız ya. Yok o terörist, yok bu terörist, biz ekmek bulamıyoruz. Neyin teröristi ya? Neyin teröristi ya? Ben ekmek bulamıyorum ya. Eşim hasta, iğne bulamıyor. İğne 600 milyon ya. Sağlık Bakanı, hani Sağlık Bakanı çıkıyor diye. Herkes Gülistan. Böyle bir şey konuşmayalım. Çekirdek ithalat geliyor. Yazık, günah, yazık. Fabrikalar yok, iş yok. Millet ekmek bulamıyor. He, bulamıyorum. İğne, göz, yemi şart olsun. Bakın, gece 4'te ben kuyruğa razıyım. Bak kardeşim, SSK'ya, Sopalı'ya gidin. Benim eşim orada bekliyor. Bir iğne 600 milyon alamıyorum. Yalan da konuşmuyorum. Bu rapor orada. Rapor vermiyor. Konuşmayın abi. Biz aç kaldık abi, aç kaldık ya. Aç kaldık. Vallahi aç kaldık ya. Ne memleket. Fabrika satıldı, bilmem ne satıldı. Ben kurban olayım Allah'a. Ney gözümü doyuracak? Ekmek bulamıyorum. Yalan mı ya? Çıkın burada, icralıkım abi, icralık. Benim çocuğum icralık ya. Her gün avukat elimi arıyor. Halen 6 milyarın borcunu ödeyemiyorum ya. Ayıptır. Nereden aldın 6 milyarı? Vallahi ben almadım. Kim aldı? Benim çocuğum icralık şu anda. Niye icralık? İş yok. Evde boş kim yatıyor. Kim dedi iş yok ya? İş yok. Nasıl iş yok Allah aşkına? Gel bul o zaman. Bırakın ya, burada yapmayın. Hainlik yapmayın bu ülkede. Ben burada yapmıyorum. Kimseye milletin hainlik yapmayın. Ben bir şantiyede evime ekmek getiriyorum. Bu kadar nankörlük olmaz ya. Ben nankör değilim. Nankör değilim. Hesabını bozmayın ya. Kimse yok. Herkes çalışmıyor. Asparaya kimse çalışmıyor. Alırsınız maaşı, yersiniz. Ondan sonra nankörlük yaparsınız ya. Yazıklar olsun size ya. Hey git ya bir ya. Onun için. Hadi gidin şey yapın. Şimdi 20 gün sonra sevinç de geçer, üzüntü de geçer. Kamuoyu değerlendirecek yüceliktedir. Sevinç de geçer, üzüntü de geçer. Kalkmamak lazım. Gruplaşmamak lazım. Kardeş olmak lazım. Bugünkü Cumhur İttifakı bütün yatırımların, hizmetlerin yapıldığı, eğer yapmasaydı bu duruma gelemezdi. Bak, her şey çok güzel.